O kanattan da bakacağız tabii ki olaya. Onlar neden böyle bir değişikliğe, neden böyle bir teklife ihtiyaç duydular? AK Parti Çankırı Milletvekili Sayın İdris Şahin konuğumuz olacak. Efendim hoş geldiniz. Muhalefetin gerçekten çok sert eleştirilerinin yönelteceği bir düzenleme daha geliyor. Şuradan başlayalım. Bu ihtiyaç nereden çıktı? MİT'e bir koruma kalkanı, bir zırh mı oluşturuluyor bu teklife evet. birlikte? Öncelikle teşekkür ediyorum. Kısmen de olsa Muhalefet Partisi Grup Başkan Vekili'nin söylemlerini de duyduk. Tabii takdir edersiniz ki milletimiz çok yakinen takip ediyor. Parlamentoda neler oluyor, neler bitiyor, gündeme dair neler geliyor, hangi konular ivedilikle genel kurulda görüşülüyor. Bunlar bütün milletimizin malumu. Buradan ifade edilen hususları kabul etmemiz mümkün değil. Şöyle ki ihtiyaçlar nispetinde kanuni düzenlemeleri yapma görevi parlamentonundur. Şu an itibariyle de MİT Milli İstihbarat Teşkilatı ile alakalı zorunluluk arz eden ve 1984 yılında çıkartılmış olan 2937 sayılı MİT kanunundan bugüne ülkemizin hangi noktadan nereye geldiği, dış tehdit algısının, iç güvenlik algısının, bilişim sisteminin hangi noktalara geldiği bütün milletimizin malumu. 1984 yılında çıkartılan yasanın şu anki Türkiye'nin kalıbına uygun gelmesini beklemek gerçekten son derece zor, son derece de anlamsız. Özellikle aslına bakılsa muhalefetin de desteği var. Yani teknik destekse yapalım, işte teknolojik destekse destek olalım. Elbette ki o konuda sıkıntı yok ama bir zırh mı getiriliyor ya da çok fazla yetki mi veriliyor? Eleştirileri de var ki mesela onlardan bir tanesi istediği kurum, kuruluştan istediği belgeyi, bilgiyi, veriyi hatta onların bilişim tabanına, altyapısına girerek alabilecek miydi? Bunlar çok fazla yetki değil mi? Celal Bey şimdi bu maddeden önceki birinci maddeye şöyle bir bakmak lazım. Burada getirilen düzenleme nedir? Özellikle dış istihbarat servislerinin kullanmış olduğu teknik alet ve edevatın Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından da kullanılmasına dair bir kısım yasal düzenlemeler getiriliyor. Yani ülkenizin bulunduğu pozisyon itibariyle eğer siz gerçekten bir dünya ülkesiyseniz dünyadaki İstihbarat örgütleri hangi imkanlardan yararlanıyor ise Türkiye'deki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da aynı imkanlardan yararlanabilmesine dair bir yasal düzenleme getiriyoruz. Demin bahsettiğiniz hususta da bankalar, iletişim vasıtaları, bilişim teknolojisi 30 yıl önce yani 1937 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 1984'te bankacılık faaliyetleri bu kadar teknik bir veriye sahip miydi? Teknik donanıma bu kadar sahip miydi? Şöyle düşünün. MASAK'ta bir kısım yetkiler verildi biliyorsunuz bankacılık sırrı kapsamının dışına çıkan konularda. MASAK neydi? Kara parayla mücadelenin önlenmesine dair hususlardı. Bugün itibariyle Milli İstihbarat Teşkilatımız sadece bize topla tüfekle saldırılmıyor artık. İstihbarat faaliyetlerini önlemek, önleyici tedbirler almak, hiçbir şekilde yaşanmaması gereken hususlara dair önlemleri almakla yükümlü şu anda. Bunu nereden alıyor kaynağını? Anayasanın 5. maddesinden alıyor. Ve yine anayasanın 6. maddesinin son fıkrasındaki yasal düzenlemelerle bu teklif şu an itibariyle parlamentoya getiriliyor. Dolayısıyla şu an itibariyle öne sürülen teklifleri farklı bir noktaya çekmiş olmak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçek anlamda ihtiyaç ve arzularına dair yapılan bu yasal düzenlemelerdeki amacın dışına çıkmış olmayı gerektirir. Asla ve asla böyle bir durum söz konusu değildir. Peki yargıdan soyutlanacak eleştirileri de var ki şayet bir savcı işte Suriye'de ya da Hatay'da olduğu gibi MİT tırını durdurduğunda MİT'e soracak ve bizim görev alanımızla ilgili dediği andan itibaren o iş orada bitecek. Yani yargıdan tamamen soyutlanmış ya da görev suçu olup olmadığı konusunda tereddütleri kim giderecek? Şimdi işin asıl önemli olan noktası bu. MİT kanununun ilgili maddelerine baktığınız zaman devamında yapılan yönetmeliklerle düzenlemelerde zaten milli güvenliği ilgilendiren bir konuda MİT görevlerinin yapmış olduğu eylem ve işlemlerin yargı denetimine tabi olmadığı açık bir hüküm. Şimdi burada getirilen husus şu, devletin güvenliği ile alakalı ve anayasal düzeni bozmaya yönelik suçlar kapsamında ki mahkemede görülmekte olan
davalar yani kovuşturma aşamasına geçmiş veyahut da savcılıktaki soruşturma aşamasındaki bir kısım ifadeleri, teknik bilgileri ve onun içerisinde bulunan delillere MIT personelinin rahatlıkla ulaşabilmesini gerektiren bir yasal düzenleme yapıyoruz burada. Buradaki asıl amaç şu, bakın istisna kuran var, her davayla alakalı değil, devletin güvenliğiyle alakalı ve anayasal düzeni bozmaya yönelik eylem ve işlemlerin suç konusu olduğu, yani soruşturma ve kovuşturma konusu olduğu yerlerde bunlar geçerli. Bunun dışında MIT personelinin kanundan doğan haklarına zaten saygı gösterilmiş olsa idi, yani 1984 yılında çıkartılan MIT kanunundaki usul ve esaslar dairinde çalışmalarını yapan MIT görevlilerine hukuka aykırı bir şekilde müdahale edilmemiş olsa idi, tekrardan bu yasal düzenlemeyi yapma gereği de zaten doğmazdı. Ancak hukuk yaşayan bir bilimdir. Her daim yeniliklere, değişime ve sosyal yapıya göre şekillenebilir, değişime de açık olmalıdır. Ve şu anki düzenlemeler de mevcut ihtiyaçlardan kaynaklanan bir yasal düzenlemedir. Sayın Grup Başkan Vekili, burada ana muhalefetin Grup Başkan Vekili, ihtiyaç algısının farklı olduğunu, şu an gündemde farklı konuların olduğunu ifade etti. Emin olun bir hafta önce onların da komisyonlarda görüşüldüğü tarihlerde meclisin gündemine getirilmeyecek konular olarak o kanun tekliflerini ve tasarlarını ifade ediyorlardı. Şu an itibariyle burada çok önemli adımlar atılıyor. Bunları göz ardı etmemek lazım. Özellikle Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'na, özellikle dış ülkelerde bir kısım faaliyetlerinde yabancı istihbarat unsurlarının sahip olduğu hakların verilmesini yasal olarak bir sağlamlığa oturtuyoruz. Şu an itibariyle en önemlisi aslında görülmesi gereken bu. Şu anda yasadaki teklifimizde bahsedilen hususların büyük bir çoğunluğu yönetmeliklerle yapılıyor. Ancak yönetmeliğin varlığına rağmen kamu erkini kullanan bir kısım kamu görevlilerinin keyfi davranışları söz konusu. Ve bu keyfi davranışlar sonucu da ülkenin birliği ve beraberliğine ve dış unsurlarla olan ilişkilerimize sıkıntı verecek boyutlara gelen bir kısım eylemler son günlerde hepimizin yaşadığı ve şahit olduğu ortamlar. İşte bizim asıl amacımız bunları kanun haline getirmek suretiyle dayanağını anayasadan alıp daha da güçlü bir konuma getiriyoruz. İşin özünde bu hak ve yetkiler zaten Milli İstihbarat Teşkilatımızca bir kısmı kullanılan yetkilerdir. Bunun özellikle bilinmesinde fayda var. Peki. Çok teşekkürler değerlendirmeniz için. Zaten önümüzdeki günlerde çokça da konuşulacak, çok da değerlendirilecek bu konular. Evet, MIT kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Cumartesi günü İçişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Öyle görünüyor ki daha bu konu çokça tartışılacak diyelim. Şimdilik sözü tekrar İstanbul'a bakalım.